Türkiye, bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında tüm Türkiye'ye seslenerek eylem çağrısı yaptı. Özel, asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın ifadelerini kullandı. Uzaydan görülecek. 1990'lı yıllara damgasını vuran sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eyleminde olduğu gibi saat akşam 21'i işaret eden Özel erken seçim kartını da meclis toplantısında masaya daha kararlı sürmeye başladı. Bu sözler üzerine saatler 21'i gösterince ülke genelinde vatandaşlar Özgür Özel'in eylem çağrısına uyarak dakikalarca ışık açma ve kapama eylemi gerçekleştirdi. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan bir kaza Türkiye'deki mafya, siyaset ve devlet üçgenindeki kirli ilişkileri ortaya çıkardı. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık ismi verilen sivil toplum eylemleriyle ve medyanın desteğiyle üstü örtülen ilişkilerin açıklanması talep edildi. Susurluk kazasının ardından sürekli aydınlık için yurttaş girişimi, mafya ile ilişkisi olan milletvekilleri yargı önüne çıkana kadar tüm yurttaşları her akşam saat 21'de evlerindeki ışıkları bir dakikalığına kapatmaya çağırmıştı. Eylem zaman zaman kendiliğinden örgütlenen kitle gösterilerine dönüşmüştü. Biliyorsunuz Susurluk olayından sonra mafya devlet ilişkisi son derece garip bir şekilde ortaya çıkmıştı ve bu çok ciddi bir infial uyandırmıştı. Bizlerin talebi de bu mafya ile ilişkisi olan bütün milletvekillerinin ya da bunun açığa çıkması, temizlenmesi, halka açıklanması gibi son derece açık ve net bir talebimiz vardı. Ve o dönem gerçekten toplumsal gösteriler konusunda da 97'de böyle çok biraz bugüne benzetiyorum. Hani sokağa çıkmak zor. Hani bizim derdimiz de bir kitlenin, bir sendikanın ya da odaların miting yapmasından daha çok bütün toplumun şeyini, düşüncesini belli etmesiydi. Ne yapılabilir, ne yapılabilir? Sevgili Avukat Ergin Çinmen dedi ya bu insanlar bir şeye de mi basamaz? Yani elektrik düğmesine de mi basamaz? Ve bu fikir sonunda adını da sevgili Ersin Salman koymuştur. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık dedik ve 1 Şubat 1997'de bu çağrıyı başlattık ve sizler hatırlamazsınız inanılmaz bir katılım oldu. Gerçekten bütün medya ama tabii medyada böyle sansür yoktu o zaman bu kadar değil vardı da yani bütün o eylemler gösterildi. Yani Türkiye toplumsal tarihinde gerçekten anılması gereken, unutulmaması gereken çok ciddi bir toplumsal talep ve tepkinin gösterilmesi olmuştur. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık. Bu bir ciddi hazırlık süreci gerektiriyor. Burada medya önemli. Medya çok çok önemli. Ama siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki özellikle havuz medyası mı dediniz ya da normal izlenen medya o saatlerde ya bir dizi koyuyor ya bir şey koyuyor. Yani ve hiçbir şekilde bunlardan haber dar olmayacak. Yani eğer siz bunu yaygın haberleştiremezseniz sadece CHP örgütünün bizlerin katıldığı bir eylem olarak kalır. Ve talebin gücünü, çünkü çok güçlü bir talep bu. O tür zayıf eylemler o talebin gücünü azaltır. Bazen yapmamak daha iyidir bile diyebilirim. Yani çok güçlü çıkacaksınız. Bundan eminseniz. Bunun hazırlığını yaptıysanız tabii ki. Düşünsenize bütün İstanbul'da elektriklerin, İstanbul'da bütün Türkiye'de gerçekten 97'deki gibi dikkati çeken ama bu da haberleştirilecek yani.
Bizim yaptığımız her şey bugün Kanal D'de, ATV'de, orada bu da haber oluyor. Yani haber değeri taşıyacak. Haber değeri taşırsa onlar da göstermek zorunda kalır. Tabii ki olur. Ama dediğim gibi tersi talebi zayıflatır. Yani yaklaşık olarak eylemin başlama saatinden 7 saat önce yapılan bir duyuru. Zaman açısından yeterli bir zaman değil. Çünkü bu tür kitlesel eylemlerde, işte barışçıl, sivil temelli kitlesel eylemlerde çok iyi bir kampanya stratejisinin belirlenmesi gerekiyor. Burada zamanlama önemli. Hedef kitle önemli, konu önemli. Katılım düzeyini de dikkate aldığımızda bu zamanlama açısından bir stratejik yetersizliğin mevcut olduğunu görüyoruz. Diğer yandan hedef kitle açısından bakıldığında hedef kitle özellikle emeğiyle geçinen mavi beyaz yakalılar, emekliler başta olmak üzere toplumun dar ve sabit gelirli kesimleri. Şimdi bu kitlenin yaşamış olduğu ekonomik sorunlar dolayısıyla hedef kitlenin öncelikle bunlar olması doğru tabii ki. Bir diğer boyut yani doğru hedef kitle zamanlama açısından yani duyuru ile eylemin gerçekleştiği saat arasındaki sınırlılığın bir takım problemi olduğu kanaatindeyim. Bir de mevsimin yaz mevsimi olmasından kaynaklanan bir takım özellikle tatil yöreleriyle ilgili tabii ne kadar bir kesin tatil yapıyor parantez içinde tutmak gerekir ama bir diğer konu da medyanın bu işin durulmasında ne ölçüde etkin kullanıldığı. CHP'nin grup toplantısına medyanın ilgisi yüksek olsa da şimdi Türkiye'de konvansiyonel medyanın özellikle ağırlıklı olarak iktidar elinde olduğunu düşündüğümüzde bu medya aracılığıyla duyuru yapılması da sınırlı. Yani konvansiyonel medyayla. Sosyal medyaya bakıldığında sosyal medyada ne ölçüde stratejik olarak hedef kitle, zaman, konu açısından bir duyuru yapıldı. Muhtemelen bu eylemine katılıma ilişkin daha ayrıntılı bulgular geldiğinde amaçlanan ile gerçekleşenin ne ölçüde paralel olduğunu göreceğiz. Ama son tahlilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde gündemi belirleme, en azından ekonomik sorunlar yaşayan kitleleri bu tür eylemlerle dolaylı olarak siyasete katma, taleplerini sisteme bu tür eylemlerle aktarma fırsatı yaratma anlamında önemli olduğunu düşünüyorum bu eylemin. Evet yani ilk gün olmasa bile muhtemelen bu kampanyanın bir kısa ve orta vadeli bir sürekliliği söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Burada başta belirttiğim hedef kitle doğru. Neden doğru? Çünkü Türkiye'nin ekonomik kriz koşullarından en fazla etkilenen bir kesim var ve bu kesim yaşamış olduğu sorunların iktidar tarafından dikkate alınması, çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu açıdan doğru adres, hedef kitle anlamında katılım açısından bakıldığında zaman darlığı, ilk gün olması dolayısıyla hedeflenen kitleye hem ulaşma hem de o hedef kitlenin bu eyleme katılma anlamında beklenen ilginin altında kalması anlaşılabilir bir şeydir. Ama beklenen katılımın nispeten düşük kalmasından hareketle bu eyleme sona erdirme ya da eylemin başarısız olarak nitelendirme gibi bir takım değerlendirmeler çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum. Eylem kamuoyunda duyuldukça
Katılımın artma olasılığı, çünkü çok can sıkıcı ve yakıcı bir sorun olması dolayısıyla bu ekonomik kriz ve sonuçlarının böyle bakılabilir. İki eylem arasındaki benzerlik ve farklılıkları bir tarihsel siyasal bağlam, iki toplumsal katılım ve destek, aynı zamanda medyanın kullanımı açısından değerlendirdiğimizde tarihsel ve siyasal bağlam, yani 1990'ların ikinci yarısında devlet aygıtının bir takım çetelerle iç içe geçmesi bağlamında yaşanan bir olaydı ve o dönemde Türkiye'de yolsuzluğa karşı son derece duyarlı olan bir toplum var. Dolayısıyla tarihsel anlamda. Politik anlamda bakıldığında ise doğrudan doğruya yolsuzluk meselesinin politik ve sosyo-kültürel içerikli bir mesele olması ve medyada, özellikle iktidar lehine o dönemde olmayan tekelleşme dolayısıyla medya kullanımında da çok ciddi anlamda bir eylemin duyulması konusunda daha proaktif bir şey vardı, yaklaşım vardı. Kitleler o dönemde tabii iktidarda olan Refah Yol Koalisyonu'na karşı var olan ideolojik kutuplaşma dolayısıyla ve iktidarın bu konuda adım atmaması dolayısıyla daha fazla tepki göstermişlerdi. Eylem kitleselleşti ve aynı zamanda bir sembole dönüştü. Yolsuzluğa karşı bir şekilde eylem, tavır alma anlamında. Şimdi bugünkü eylem ise, dünkü eylem ise konu itibariyle farklı tabii ki. Yani siyasal özü itibariyle öne çıkarılmayan, ekonomik sorunlar üzerinden iktidara uyarı niteliği taşıyan bir eylem ve toplumun çok geniş kesimini doğrudan etkileyen bir eylem. O anlamda konu itibariyle farklı ama toplumsal duyarlılık, ekonomik etki anlamında susurluktan daha farklı ve daha önemli olarak değerlendiriyorum. Ekonomik anlamda, medya anlamında bakıldığında, yani medya aracılığıyla eylemi açıklamak ve katılımı sağlamak anlamında ise bugün konvansiyonel medya büyük ölçüde iktidarın kontrolünde. Oradan eylemi duyurmak pek mümkün değil. Geriye sosyal medya kalıyor. Sosyal medyayı incelediğimiz takdirde çok da yüksek düzeyde bir meseleyi, yani eylem haberini kamuoyuna aktarma ve eyleme katılım talebinde bulunma konusunda çok proaktif bir sosyal medya kullanımı gerçekleşmedi ama son tahlilde o kadar önemli değil. Bu kampanyanın belirli bir süre dahilinde devam etmesi halinde katılımın çok daha fazla olacağı ve bu konuda zaten ekonomik krizden etkilendiği için toplumun duyarlılığının da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ve iktidar açısından ne gibi bir sonuç üretebilir? Sadece siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli bir sorunun kitlesel bir talep ve kitlesel destek olarak gündeme girmesini sağlayacak. Genelde televizyon ekranları ya da sosyal medyada video çekimleriyle emekliler, gençler, işsizler taleplerini duyurur iken, Türkiye'nin 81 ilinde açılıp kapanacak ışıklar bu meselenin iktidar tarafından duyurulmasına ve iktidar için bir uyarı olarak kabul edilmesine daha fazla etki yapabilir.